Canlı görüntüler. İşte Vitor Pereira. Ahmet Selim, seni dinliyoruz. Evet Aykut İnce, Fenerbahçe Vitor Pereira yönetiminde şu anda kameraman arkadaşım Erdal Balcı'nın size aktardığı görüntülerle Vitor Pereira takımla toplantı gerçekleştiriyor. Yaklaşık 4 dakikadır bu konuşma sürüyor. Pereira oyuncularından neler istediklerini, nasıl bir sezon geçireceklerine dair genel bir konuşma yapıyor. Vitor Pereira 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. Yeniden teknik direktör arayış sürecinin sonunda yeniden Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. 2 yıllık Fenerbahçe kariyerine başladı. İlk kez antrenmanda ve şu anda yine kendi tarzında el ve kol hareketlerini de kullanarak o hırslı, heyecanlı yapısıyla futbolcularla ilk konuşmasını gerçekleştiriyor. Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin topuk yaylası kampı başladı. Yaklaşık 2 hafta sürecek. Burada Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını buradan sürdürecek. Vitor Pereira oyuncularıyla toplantısını sürdürüyor. Futbolcular onu dikkatle dinliyorlar. Milli oyuncular burada yok. Perotti burada yok. Sözleşmesi yenilenmeyen Gökhan Gönül burada yok. Bunun dışında Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan oyuncular ve evet alkışlarla toplantı sona erdi. Yaklaşık 5 dakikalık bir konuşma gerçekleştirdi. Vitor Pereira şu anda da basın mensuplarının yanına doğru geliyor. Pereira, biz de tabii kendisini uzun süredir görmüyorduk. Pereira, Portekizli teknik adam. Gerçekten kendine has bir yapısı var. Sağ kenarında birçok kez oldukça güzel sıra dışı görüntüler veren bir teknik adamdı. Maçı yaşayan bir teknik adamdı. Şimdi de yeniden Fenerbahçe'nin başına geçti. 4 yardımcısıyla birlikte buraya geldi Vitor Pereira. Sanırım basın mensuplarının yanına gelmekten vazgeçmiş gibi gözüküyor. Vitor Pereira 4 yardımcısıyla birlikte buraya geldiğini söylemiştik. Daha önceki 3 yardımcısı burada çalışan isimlerdi. Kimdi bu isimler? Oliveira Lopez Pereira, Felipe Almeida, Luis Miguel, Bruno Felipe burada çalışan isimlerdi. Felipe Almeida, Luis Miguel, Bruno Felipe ve Luis Nuno daha önce burada çalışmış isimlerdi. Daha sonra bir de Antonio Ascensao. Daha ekibine eklendi. Bir yandan da kulağım topuk yaylasıyla ilgili antrenman notlarında Vitor Pereira'nın basınla buluşması antrenman başladığı için şimdilik ertelendi. Onu da ifade edelim. Daha sonra yine Pereira ile ilgili bilgiler, açıklamalarını paylaşacağız. Fenerbahçe'nin buradaki kampını tabii ki Aspor yorumcularıyla birlikte değerlendireceğiz. Sevgili Mehmet Emin Uluç burada kampı birlikte takip ediyoruz. Onun kıymetli yorumlarıyla antrenmandan ilk görüntüleri aktaracağız. Vitor Pereira yönetimindeki ilk antrenman. 5 yıllık aranın ardından yeniden topuk yaylasındayız. Ne hissettin hocayı görünce? Öyle sorarak başlayalım. Nerede kalmıştık? Vallahi geri geldik buraya. Burada yaptığımız son yayınlarda şampiyonluk şarkılarının ilk mısralarını söylüyorduk. Ama olmadı. Sonu yine hüsran oldu. Umarız bu sezon her şey güzel başlar ve finalde güzel olur. Temennimiz bu yönde.
Hava güzel. Geçen sene Ağustos ayında buradaydık ve o zaman şu ifadeyi kullanmıştık. Topuğun mevsimi Ağustos'muş. Genelde Temmuz ayında burada yağış fazla oluyor, sis oluyor. Ama bugün güzel hava var. Hafif sanki yağmur çiseliyor gibi zaman zaman. Fakat futbol anlamında zemin güzel, sahalar son derece güzel. Her şey hazırlanmış zaten takım için. Keyifli bir başlangıç olur inşallah. İlk gün her şey güzel olur, güzel devam eder. Temennimiz bu yönde. Tabii eksik olan futbolcular var, milli oyuncular var. Henüz hemen dönmediler. O konuda bilgi vereyim. Fenerbahçe'de milli oyuncuların çarşamba günü katılmasını bekliyoruz. Salı günü sağlık kontrolünden geçip Türkiye milli takımda oynayan oyuncular daha erken katılacak. Yabancı oyuncular. Tabii Valencia daha turnuvada zaten. Elendi, daha taze elendi. Dün elendi, özür diliyorum. Evet. Tabii biz dün erken yattığımız evet. için. Şunu da ifade edelim. Bu arada teknik direktör Vitor Pereira, şimdi kameraman arkadaşım size birazdan gösterecek sahayı. Sahayı tek başına, antrenman sahasına tek başına ayarlamasını, yapılacak çalışmalarla ilgili kukaların dizilişini inceliyor Vitor Pereira. Yeniden Türkiye'ye, Fenerbahçe'ye döndü. Vitor Pereira, tabii Mehmet Emin Uç'la yorumlara devam edeceğiz. Bilgi veriyorduk. Dediğim gibi Türkiye milli takım oyuncuları. Thank you coach. Evet, herkese iyi şanslar diliyor Vitor Pereira. Hepimize bol şans diliyorum şeklinde bir ifade kullandı Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü. Çarşamba günü Türk milli takım oyuncularının gelmesini bekliyoruz. Evet. Zalai biraz daha geç gelecek diğer oyunculara göre. Valencia biraz daha geç gelecek. Valencia biraz daha geç gelecek. Şunu da söylemek lazım. Dirar özel çalışıyor, takımdan ayrı çalışıyor. Birazdan muhtemelen sahaya çıkar. Bunun dışında da Fenerbahçe kadrosunda olup da şu anda burada olmayan kimse yok. Herkes sahada. Evet. Vitor Pereira yönetiminde çalışıyor. Valla Pereira'yı ben bugün ilk kez gördüm. Dün görmedim açıkçası. Hoca 5 yıl önce de böyleydi. Hani 5 yıl boyunca bu formda kalmak son derece iyi. İnşallah motivasyon da aynı şekildedir. Gayet fit. Çok yaşlı gözüküyor. Yani o 5 yıl yaşlanmış gibi gözükmüyor hoca. Yaşlanmıyor. Fit duruyor adam ya, baksana. Daha fit değil mi? Biraz evet, daha. Evet. Evet. Yüzü gülüyor. Özgüveni yerinde duruyor. Sanki burada yaşadıkları tecrübeleri tecrübelerini edinmiş ve daha güçlü bir duruşla geri dönmüş gibi, ilk yani en azından vücut dilinden hani bunları okuyorum. Belki benimkiler temennidir, böyle olmasını hayal ediyorumdur ama her şey keyifli görünüyor şu anda. Tabii Pereira bırakırken üçlü savunmayla bıraktı. Monaco maçlarında Fenerbahçe iki maça da üçlü savunmayla çıktı. Bak şimdi acaba aynı şekilde devam eder mi? Şimdi, edebilir. Çin'de de üçlü savunma oynattı. Şimdi o zaman adamı linç ettiler. Ettiler derken hani kendi payıma ben bu yönde bir eleştiri getirmedim. Ama o üçlü savunma sebebiyle yapılan eleştirileri düşünüyoruz. Monaco'ya elendi takım. Ya Monaco'ya elendi. O Monaco'nun kadrosunu hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Hani kadroyu bozar. Yarı final oynadı. Yani öyle bir şeyden bahsediyor ki sanki ismini bilmediğimiz bir takım geldi. Hasbelkader Fenerbahçe'yi eledi. Değil yani. Monaco'ya elenmişti. Yani ya galiba aslında Vitor Pereira ile ilgili yapılan eleştirilere baktığımda taraftarın birçok kısmının doğru analiz, yani böyle teknik açıdan detaylı analizler yapabildiğini görüyoruz ama sanki bu süreç, yani teknik direktör sürecinin sonuçta Pereira her ne kadar Fenerbahçe kulübü bununla çok fazla övünse de Pereira ismi gündemde yoktu. Zaten son günlerde gündeme gelen bir isimdi. Abi, hani bundan dolayı mı acaba olumsuz tepki var diyorum. Bak şimdi taraftar istediğini söyleyebilir, istediği yorumu yapabilir. Adı üstünde taraftar. Taraftarın yorumların içinde duyguları kattığını düşünüyorum. Duygular varsa yorumlarda farklı noktalara gidebilir işler, tamam mı? Yani sen beni şampiyon yapmadıysan bana ne senin oynattığın futboldan diyebilir. Adı üstünde taraftar. Burada hassas olan konu şu,
basın mensuplarının, gazetecilerin, yönetimin hocaya bakış açısı. Yani biz skor üzerinden mi hocayı yorumlayacağız? Nihai sportif başarı, sportif başarı nedir? Yani şampiyonluk mudur sadece sportif başarı? Yoksa oynanan futbol mudur? Bir futbol kültürü inşa etmek midir? Üstüne koyarak devam edebilmek midir? Yani bir sezon şampiyon olacaksınız, öbür sezon kümede kalma mücadele vereceksiniz. Bunların dışında mıyız? Yoksa sürekli üstüne koyan, hep ileriye giden bir Fenerbahçe mi izleyeceğiz? Bu anlamda Pereira ya da Fenerbahçe üzerinde değil, Türk futbolunun çok ciddi sorunları var. Yani şampiyon olamadığın anda, hatta şampiyon olduğunda bile yerin garanti değil. Yani taraftar istediğini söyleyebilir. Taraftar, mesela Emre Belözoğlu'nun bir sözü vardı. Fenerbahçe öyle bir yerde ki bazen şampiyonluk bile yetmez. Yani Fenerbahçe taraftarı her taraftar gibi daha iyisini, daha fazlasını, hep daha fazlasını isteyebilir. Ama hoca, bizim bakış açımız önemli. Bu arada takım şu anda topun da içerisinde olduğu ısınma çalışmaları yapıyor. Şaşırdık mı? Topla çalıştırır hoca, her zaman. Evet. Pereira. Salondan çok hoşlanmıyor. Bilime inanmıyorum demiyor ama bilimin futbolun içine bu kadar sokulmasına da sıcak bakmadığını biliyoruz. Zaten hepsi, ekibinin hepsi üniversite mezunu. Porto'da önemli bir üniversiteden, spor bilimleri fakültesinden mezun isimler, bilime önem veriyorlar. Ama takıma kondisyonu maç, çift kale maç, bu tarz maçla, topla, oyunlarla kazandırmayı tercih eden bir ekip. Dün yayında da söyledim. Pereira'nın kendi anlatımıydı bu. Piyano eğitimi alan birisini salonun ortasına piyano koyup etrafında koşturarak öğretemezsiniz. Sürekli piyano çalarak daha iyi yapabilir. Futbolu da buna şey yapıyor. Yani salonda ben futbolcuları çok uzun mesailer harcamak istemiyorum. Yani tedavisi olan, yükleme ihtiyacı olan oyuncular tabii ki salonda doğru çalışmalar yaptıracaktır. Ama esas olan çalışma sahada olacaktır. O, hatırlıyor musun burada yaptığı ilk hareket? Tak tak tak. Evet, evet. Yani hep yaptı. Adamın bakış açısı bu. Dolayısıyla her yediğin yoğurt yiyişi farklıdır. Biz ya o hoca böyle yapıyordu, bu niye böyle yapıyordu diyecek durumumuz yok. Ama az önceki söylediğine şunu eklemek istiyorum tabii. Evet, sonuç odaklı olmamız lazım. Biz aslında bunu taraftarlara anlatmaya çalışırken adımız şuna çıkıyor. İşte takım kötü oynuyor, siz hala savunuyorsunuz vesaire. Hep bu noktada kalıyoruz biz medya mensupları olarak. Ama bu yıl hem bu teknik direktör süreci hem uzun yıllardır başarı olmaması bence Fenerbahçe'yi çok skorlara bağımlı bir takım haline getirmiş durumda daha şimdiden. Ya tabii ki şimdi takım 2013, sonuç almak zorunda. 2013-2014'ten beri şampiyon olan bir takım var. Son 3 yılda ortalama ikişer hocayla sezonları tamamlayan bir takım var. Şimdi yine bir hoca değişikliği var. Yönetimin kredisi azaldı diyoruz. Takımın kredisi azaldı diyemiyoruz çünkü her sezon başka takımlar seyrediyoruz. Şu an çok ciddi rotasyon olmasa da en azından teknik heyet değişti. Sportif direktör koltuğu boş duruyor. Takıma en azından bir 6-7 tane takviye yapılacak gibi görünüyor. Sürekli bir değişim içinde. Evet, Fenerbahçe'nin sportif başarı bekliyor ama şunu sormak istiyorum. Şimdi Fenerbahçe bu sezon mükemmel bir futbol oynasa. Yani geçen sezon o Beşiktaş'ın övdüğümüz futbolu var ya, hani şampiyon olamasa bile Sergen Hoca gönüllerin şampiyonu dediğimiz Beşiktaş'tan bahsetsek, o Beşiktaş gibi futbol oynasa ama atıyorum son düzlükte şampiyonluğu kaybetse, biz yine hoca üzerinden mi eleştireceğiz? Tabii. Futbol üzerinden mi eleştireceğiz? Biz de öyle oluyor ama öyle olmamalı. Ama öyle olmaması gerekiyor. Öyle olmamalı. Biz de maalesef, ben kendimi de bu işe dahil edeyim, basın mensupları olarak bu işe çanak tutuyoruz çünkü bir hafta övdüğümüz hocayı ertesi hafta ya bu kadroyu niye çıkardı efendim, ya bu şu değişikliği niye yapmadı? Ya bu insanların da, bu teknik direktörün de insan olduğu konusunda bazen yanılgıya düşüyoruz herhalde. Çok şükür yapıyoruz. Söylediklerine kendimi dahil etmiyorum. Ben hani o grupta olduğumu düşünmüyorum. Ya Aklı Selim ve Ahmet Selim olan insanlar bu şekilde düşünebilir yani. Bu arada Fenerbahçe'nin yeni transferleri Steven Colker ve Serdar Dursun. İki isim de buraya geldi tabii ki takım. Zaten Derazı tesislerinde yapılan çalışmalarda da takımla birlikteydiler. Buraya da geldiler. Takımla birlikte çalışıyorlar. Tabii bir tanesi sizin Türk. En sert stoperi olabilir diyorsun. Colker yani. Colker ve Zalai. Colker yani çok tehlikeli bir adam yani. Kimseyi kırmaz inşallah. Kötü bir espri yapma abi. Evet. Düşmedikten yayından düştü. Şu anda çalışma devam ediyor. Colker burada, Serdar Dursun burada, kiralıktan dönen oyuncular burada. Evet. Tabii takımdan ayrılacak birçok isim olacak. Aslında önümüzde tabii birçok antrenman, basın toplantısı olacak. Daha burada çok konuşacağız ama Topuk Ailesi
başladığı şekliyle bitmeyecek kesinlikle. Gelen giden, bir de uzun süre buradayız, çok olacak. Şu var, şimdi takımdan alacak isimler diyoruz ya. Mesela Oğuz Kağan var. Mesela Allah Yar var. Ondan sonra İsmail Yüksek var falan. Şimdi genç oyuncular. Ferdi Kadıoğlu var. Tamam, Ferdi mesela takımda. Biz sürekli sanki hoca şey demiyor. Ya ben bu çocukları topuğa götüreyim. Topuktan sonra yollarım. Bu düşünceye de gelmiyor. Yani bu çocuklar burada öyle bir performans sergileyebilir ki hoca bir dakika ya ben bu adamı göndermem diyebilir. Yani şu şey var ya, gençlere forma şansı verilmiyor olayı. Gençlere forma şansı verilmiyor değil abi. Gençler o forma için çok fazla bir şey yapmak zorunda olduklarını atlıyorlar bence. Yani siz ümitsizliğe kapılırsanız, siz bu yarışın dışında kalırsanız hiç kimse size gelip de forma vermez. Oyuncuların özellikle genç oyuncuların burada işte atıyorum 6 ay bir çalışıyorsa Berke'nin 2 çalışması gerekiyor. Burada salon var, burada saha var. Ekstra çalışma yapacaksın arkadaş. Yani o formayı hoca bana forma versin ya da işte kendi mevkiinde oynayan as oyuncu biraz geride kalırsa ben oynarım düşüncesinin dışına çıkmak lazım. Bilmiyorum, zaman gösterecek ama ben burada forma yarışının çok daha korakor bir mücadelesine geçmesini bekliyorum. Topuk yaylası kampları gerçekten Fenerbahçe için hem bir klasik hem de oldukça önemli. Sarı lacivertliler çalışmanın ilk bölümünü tamamladılar. Isınma çalışmalarıyla başladı antrenman. Tabii ki Pereira'nın hemen dediğimiz gibi toplu çalışmaları sevdiği için oyun mentalitesini futbolculara ezberleteceği çalışmalar da bugünden itibaren başlayacaktır. Ama tabii ki biz muhtemelen o bölümde burada olmayacağız. İlk bölüm bize açılmıştı. Pereira ve ekibi takımı yan sahaya aldılar. Isınma çalışmalarını sol taraftaki sahada yaptıktan sonra sağ taraftaki şimdi sahaya geçtiler. Yoğun bir mesai başlıyor şimdi. Çok daha tempolu. Isınma çalışmaları da az önce. Hayır. Şimdi topla ısındılar ya. Hı. Şimdi topla, yani bizim normalde işte kampların 3-5 günü falan böyle koşular moşular hareketlerle geçer. Yok, şimdi bildiğin maç idmanı gibi idman yapacak büyük ihtimalle. Temposu yüksek. Evet, evet. Bol bol tak 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 sesini tak, duyduğumuz. Tak. Pereira'nın basın toplantısında kaç kere söylemiş? Pardon. Sohbet toplantısıydı. Sohbet, 2015 sezonu. Eliyle böyle avucun içine böyle tak 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 vuruşu var ya. Sürekli. Evet. Vitor Pereira yeniden Fenerbahçe'nin başında ve onun yönetiminde, hem onun yönetimindeki ilk antrenman hem de Fenerbahçe'nin topuk yaylasındaki ilk antrenman. Aslında kamp için, yani şu anda antrenman içinde muhteşem bir hava var diyebiliriz ama önümüzdeki 3 gün yağmurlu gibi gözüküyor. Onu söylüyorum şimdi. Geçen sene Ağustos'ta geldik. Dedik ya topuğun mevsimi Ağustos'muş. Temmuz ayında evet. Daha yağmur oluyor, sis oluyor ama şu anda yani herhalde dünyadaki yani her takım şurada şu an burada çalışmak ister. Ayarlamak istesen şu havayı ayarlar. Muhteşem. Ya baksana şimdi tesisler orada inanılmaz. Evet. Aziz Başkan'a da buradan tekrar teşekkür ederim. O Aziz Başkan'a ve ekibine. Yani müthiş bir doğan. Burada sadece olarak Fenerbahçe çalışmıyor. O Türk Spor'u adına önemli. Tabii canım, tabii çok anormal bir şey yani. Şu anda bulunduğumuz yer doğa harikası için bir harika bir spor tesisindeyiz. Yani burada 3 tane saha var. İnanılmaz bir konaklama alanı var. Önünde göl var. Doğanın içindesin. Oksijen tavanda. Ve dış etkenlerden tamamen soyutlanmış durumdasın. Yani her şekilde futbola ve sahaya konsantre olarak çalışabileceğin bir yer. Balkonların da tamamında haklıyız. Haklıydık. Kazandık. O kongredeki sarı lacivert bayraklar asılmış durumda. Pereira topu eline aldı. Futbolcuları etrafına topladı. Sarı lacivertlileri nasıl bir çalışma gerçekleştireceği konusunda şimdi Pereira topu anlatıyor. Eline aldı deyince aklıma toprağı bol olsun Aragones geliyor. Aragones'te idmandayız. 2008 balon diyor. Bakıyoruz etrafımızda da balon mu? Futbol topuna balon diyor abi. İspanyollar çok yorucu bir şeydi bizim için. Yani antrenmanın ciddiyeti bozuluyordu bizim açımızdan balon diye. Bir kez daha buradan toprağı bol olsun diyelim. Evet. Luis Aragones'e de. Büyük hocaydı ama Fenerbahçe kariyeri gerçekten ayak kırıklığı olmuştu. Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor. Vitor Pereira nasıl bir çalışma yapacaklarını takıma anlatıyor. Aslında yeşil yelekli futbolcular ağırlıkta, yeleksiz futbolcular var. 3 tane de kırmızı yelekli futbolcu var. Muhtemelen topu kaza... Japon kale oynayacaklar şu anda.
Muhtemelen evet, geniş kaleler. Minyatürler kondu oraya şu an. Evet. Bak köşeniz yapıldı. Dar alanda top kapmaya yönelik. Tabii tabii. Şu anda bizim sokak ağzıyla Japon kale dediğimiz oyunu takım halinde oynayacaklar. Az gol yiyen kazanacak. Vitor Pereira geçtiğimiz dönemde topla çalışmaları çok önem veriyor. Şut çalışmalarına çok önem veriyor demiştik. Ama takımda da çok fazla adale sakatlığı olmuştu bu çalışmaların sonucunda. Tartışılmıştı hatta. Tabii bu konudaki kendini geliştirmesi de hani bu konuda kendini nasıl geliştirdi sorusunun cevabını da bu kamp döneminde göreceğiz gibi duruyor. Aslında bu konuda biz tabii yetkili merci değiliz. Bu konuda spor hekimlerinin açıklama yapması daha sağlıklı olur ama çok göreceli kavramlar. Şimdi oyuncular çok yoğun çalışmalarından dolayı mı sakatlanıyor yoksa doğru beslenme ve dinlenme süreçlerini, kendi öz bakımlarını doğru şekilde yapmadıkları için mi sakatlanıyor? Şimdi burada ciddi bir kamp dönemi yaşanacak. Oyuncuların beslenmesi, uyku saatleri, saha zemini, her şeyi kontrol altında. Yani şurada çok ekstrem bir durum olmadığı takdirde bir sakatlık söz konusu olmaz. Ha nedir? Oyuncunun kendisinin ekstra bir problemi olabilir. Bu arada, bir de şöyle bir şey var. Şimdi sezona iyi başlayan takımlar mı yoksa yavaş yavaş ritim kazanan takımlar mı? Mesela bazı hocalar diyor ki ben diyor kardeşim başlarım gibi de giderim. Benim takımım, benim kadrom, benim oyuncu grubum bunu yapacak kapasiteye sahip. Bunu zaman içinde göreceğiz. Bu arada Aykut İnce'nin galiba bir sorusu olacak, seslendi. Ahmet Selim geçen sene de hep antrenmanları açıyordu yönetim kararıyla. Zannediyorum Topuk Yaylası'nda hemen hemen her gün antrenmanlar açılacak galiba. Bu bir. İki, hazırlık maçı olacak mı? Olacaksa kimleri planlıyor Portekizli teknik adam? Hazırlık maçı programı daha açıklanmadı Aykut İnce, daha belli olmadı. Vitor Pereira'nın istekleri doğrultusunda belirlenecek ama Vitor Pereira çok fazla hazırlık maçı yapmayı seviyor. O yüzden biz yoğun bir hazırlık maçı programı süreceğiz. Biz burada yaklaşık 2 hafta dedik kamp süresine ama o hazırlık maçı programı yoğun olacağı için o süreyi kısaltabilir. Bol bol hazırlık maçı göreceğiz. Bir diğer soru ise her gün antrenman olmasa da her gün bir organizasyon olacak. Yani ya basın toplantısı ya antrenman açılacak. Burada yine izleyicilerimize bol bol Fenerbahçe kampından görüntüler, detaylar, haberler, bağlantılar, yorumlar, her şeyle Aspor'u izlemeliler. Fenerbahçe ve diğer spor severler Fenerbahçe'nin kampı hakkında bilgi edinebilmek için. Hemen Tosben'le bir hayal kuruyorum. Mini bir turnuva burada. Gaziantep burada kalıyor biliyorsun. Evet. Düzce'de. Bolu'da kalıyor. Hemen ötede yine Bolu'da Başakşehir kalıyor. Aykut Kocaman, Erol Bulut, Vitor Pereira üçlü. Güzel bir tamam üçlü. Mı? 10 numara bak. Peş peşe. Burada evet. Süper bir turnuva yaparız yani. Kıran kırana geçer. Maçlar gelmeden çok keyifli de, olur. Evet, Erol Hoca'yı da gördük. O da buradaki herkese selam söyledi. O da Gaziantep'in evet, başında. Evet. Onlar da bugün geldi. Gaziantep de bugün geldi ve kamp çalışmalarını Bolu'da sürdürecekler. Bolu da tabii ki birçok takımımız kamp yapacak. Burada 20'ye aşkın takım olduğunu, evet, yani Süper Lig ve PTT 1. Lig'den 20'ye aşkın takım olduğunu söyleyelim. Bu arada dar alanda baskıdan ziyade pas çalışması diyebiliriz bu çalışmaya. Yani baskıdan ziyade paslaşmanın ön plana çıktığı bir çalışma ve gol atmanın anladığım kadarıyla belli başlı kuralları var. Burada belli bir pas sayısıyla oynuyorlar ve tekrar söylüyorum bunun adı Japon kale abi. Bu arada şimdi atak yapıyorsun topu kaybettin. Bir Ahmet Selim. Kimin hangi kaleye döneceğinin garantisi yok yani. Ahmet Selim. Hücum kadar savunmayı da düşünmek zorundasın. Evet Aykut İnce. Zeki abi de merak etti. Aldun abi de, ben de açıkçası. Sosa oralarda mı? Biz mi göremedik? Burada Sosa gördüm, antrenmanda. Şimdi gördüm. Tamam. Ama şu anda antrenman evet. Evet, şu anda antrenmanın bize açık kısmının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Fenerbahçe ilk antrenmanı yapıyor. Biz de buradan size görüntüleri aktardık diyelim ve sözü tekrar size bırakalım Aykut İnce. Tamam. Hem sevgili Ahmet'e hem de sevgili Mehmet Emin Uluç'a teşekkür ederiz. Sosa'yı da son anda o kadrajda yakaladık. Oradan bir geçti. Oradan şöyle bir geçti.